Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzüklerinin Londra'daki dünya premierinde Orta Dünya toplumumuzu temsil etme ve ilk iki bölümü erkenden izleme fırsatım oldu. Bu videoda ilk izlenimlerimi ve oradaki tecrübelerimi sizlere aktaracağım. Uzak diyarlardan gelen yabancılar ve kadim dostlar, Orta Dünya'ya hoş geldiniz. Öncelikle videonun spoilersız ve spoilerlı olmak üzere iki bölümden olacağını söyleyeyim. İlk olarak spoilersız bir şekilde genel görüşlerimi aktaracağım. Sonra önden uyararak spoilerlı konulara geçeceğim. Diziyle ilgili konuşmadan önce etkinlikle alakalı birkaç şeyi anlatmak istiyorum. Dünyanın en saygın ve en köklü Orta Dünya içerik üreticileri, toplulukları ve Tolkien alimleri bu etkinlikte bir araya geldi. Topluluğumuz da dünya ile entegre olan bir topluluk olduğu için önümüzdeki günlerde Orta Dünya YouTube ve Twitch kanallarımızda dünyaca meşhur bolca konuğumuz olacak. Kırmızı Halı etkinliği Leicester Square'da yapıldı. Verilen emek ve hazırlıklar tek kelimeyle muazzamdı. Oyuncuların ve yapımcıların tümüyle tanışma ve sohbet etme şansım oldu. Ayrıca John Howe ve John Rhys-Davies de oradaydı. Kırmızı Halı esnasında yanımıza uğrayan oyuncuların da topluluğumuza özel olarak size selamını getirdim. Hello Turkish fans, I really hope you enjoy the show. Baruch Pesach, Turkish fans. Hope you're having a wonderful day. I hope you enjoy the show. Yes. Hi, I've just been told by this gentleman that Turkish fans are very keen on Celebrimbor. I can't tell you how happy that makes me. And I think you're looking forward to seeing the rest of the show. Hey Turkish fans, hope you guys enjoy the show. Recording. So excited to share the show with you. All of you in Turkey, thinking of everybody. Let's watch it together. Hello everyone in Turkey. I hope you enjoy the show. There's lots of exciting things to come. All the Turkish fans, much love. I hope you enjoy this with all of our hearts. We made it for you. And all the people out there in Turkey, hope you guys all enjoy the show. Spanish Talking Society. Thank you very much for the jobs to the amazing job. Kırmızı Halı ve IMAX gösterimi sonrası The British Museum'da görkemli bir after party verildi. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos da dahil olmak üzere pek çok ünlü bu partide yer aldı. Bear McCreary'nin konseri sonrası verilen kokteylde tüm kadroyla sohbet etme şansım oldu. The Battle for Middle-earth oyuncusu olduğunu bildiğimiz Maxim Baldry'den beraber BFM oynama sözü aldım. Oyuncuları ve yapımcıları da onlar müsait oldukları an kanalımıza konuk edeceğiz. Takipte kalın ve bildirimleri açmayı unutmayın. Spoilersız incelemeye geçecek olursak, öncelikle diziyi 3 farklı izleyici grubuna göre değerlendirmek istiyorum. İlk olarak genel izleyici grubu, yani Orta Dünya ile ilgili alakaları minimal düzeyde olan kişiler. Bu grubun diziye bayılacağını düşünüyorum. Tam bir görsel şölen sizi bekliyor. Sade bir hikaye anlatımıyla dizi size çok sürükleyici gelecek. Bana göre birkaç mantık hatası içeren sahne dışında ilk iki bölümü izlemesi oldukça keyifli. Trailerlardaki sahnelerden çok çok daha iyileri vardı. Ve bugüne kadar nasıl bu kadar zayıf klipler yayınladılar diye de düşündürdü açıkçası. İkinci gruba, yani Orta Dünya'yı sadece Peter Jackson'ın filmlerinden bilen kişilere geçecek olursam, ilk başta belki Orta Dünya'nın kasvetten uzak zamanlarını izlediğimiz için renk paletine alışmak, tanıdığınız karakterleri farklı aktörlerden izlemek size zor gelecektir. Biraz da tutucu yanınız varsa başta diziyi garipseyebilirsiniz. Ancak fırsat verirseniz zamanla alışacağınızı ve seveceğinizi düşünüyorum. Yeni mekanlar muhteşem. Özellikle Khazad-dûm ve Lindon çok güzeldi. Üçüncü gruba, yani Orta Dünya kitaplarını okumuş Tolkien hayranlarına gelecek olursak, bunun bir belgesel değil, bir adaptasyon olduğunun farkında olanlar yine diziden keyif alacaktır. Özellikle Twitch kanalındaki Orta Dünya sohbetlerimize katılan izleyicilerimizi büyük oranda tatmin edeceğini düşünüyorum. Eğer ki beklentiniz Orta Dünya lore'una kayıtsız şartsız sadık bir eserse diziden pek memnun kalmayacaksınız. Ancak biliyorsunuz ki ikinci çağ hakkında en az şey bilinen, en az yazılı materyalin olduğu çağ. Sadece kronolojisi ve genel hatlarıyla hikayeleri biliniyor. Dizi yapımcıları da kendi hikayelerini yazabilmek adına lore'u bayağı esnetmişler. Bunlardan bazıları anlaşılabilir, bazılarına ise henüz ikna olmadım. Sezon sonunda değerlendirmek lazım. Kişisel görüşümü soracak olursanız, ben İngilizce ve Türkçe tüm Tolkien kitaplarını okumuş biriyim ve adaptasyonların asıl eseri olan popülariteye çok ciddi katkılarda bulunacağını düşünüyorum. Dizi Orta Dünya konusunda yeni jenerasyonlarda ilgi uyandıracak ve kitapları merak etmelerini sağlayacak ve de uzun vadede yeni Tolkien severler kazandıracaktır. Dediğim gibi kafamı kurcalayan ve pek hoşnut olmadığım kısımlar da yok değil. Ancak bunlar için bütüne bakmak ve tüm sezonu izlemek lazım. Tedbirli bir şekilde umutluyum diyelim şimdilik. Spoilerlı kısma geçmeden önce diziyi ayrı ayrı kategorilerde değerlendirmek istiyorum. CGI ve görsellik mükemmele yakındı. IMAX'te izlememe rağmen hiçbir sahne sırıtmadı. Tabii eğer dikkatimden kaçan bir şey olmadıysa. Hikaye oldukça ilgi çekici. Hobbit'li kısımlar şimdilik biraz durgun olsa da özellikle Stranger, yani Matt Orman karakteri kendini bayağı merak ettiriyor.
Galadriel'in ise hikayesi ilerlesin diye sabırsızlanıyorsunuz. Tir Harad kısımları biraz bana sıkıcı geldi ama orası da orkların gelmesiyle toparlıyor. İkinci bölüm bitişi zaten yepyeni bir hikayeyi başlatıyor. Cüceler ve Elrond kısmı ise dizinin komedi öğelerini içeren keyifli bir kısım. Oyunculuklar ve diyaloglar birkaç kısım dışında rahatsız etmedi. Özellikle farklı farklı bölgelerde kullanılan aksanlar çok başarılı. Orta dünyaya geri dönmüş gibi hissediyorsunuz pek çok kısmında. Bazı kısımlara alışmaksa zaman alacak. Tutarlılık ve mantık hatası olan kısımlar var. Bunlar sadece lore açısından değil, özgün bir hikaye içinde olabilecek ve bana göre kusurlu olan kısımlar. Lore dizinin en zayıf karnı. Kurgu için fazlaca değiştirilmiş. Ancak bunu dizi için yapmak zorundalar. Örnek vermek gerekirse Galadriel 2. çağda binlerce yıl neredeyse hiçbir şey yapmıyor. Değiştirmezlerse bu çağdan dizimizi çıkmaz. Dizinin açılış jeneriği de fena değildi. Çok etkileyici gelmedi bana ama kötü de değil. Belki de outrosudur. Tam böyle 1. bölümden 2. bölüme geçerken gözüktüğü için intro mu outro mu tam anlayamadım. Artık spoiler uyarısını da vereyim ve spoilerlı kısımlara geçeyim. Dizinin prolog kısmı mükemmeldi diyebilirim. Finrod ve küçük yaştaki Galadriel'in konuşmaları, Valinor'un iki ağacı Laurel'in ve Telperion'un yok edilmesi, Melkor'un gölgesi, Torondor ve Ankalogon kapışması, Balroglar, Beleriand savaşları, akraba kıyımı, Feanor'un yemini derken hepsi çok hızlı geçti, kısa gösterildi ama muhteşemdi. Keşke dizi 1. çağdan ve Silmarillion'dan olsaydı dedirtti. Dizideki açık ara en güzel kısımlar buradaydı. Ayrıca Sauron'u ilk defa görme şansımız oluyor bu kısımda ve tek kelimeyle muhteşem. Anahtar olarak henüz görmedik ama Sauron halini bir harika yapmışlar. Galadriel'i görevine odaklı bir komutan olarak görüyoruz. Sauron'u bulmak ve abisinin intikamını almak en büyük karakter motivasyonu. Bu yüzden kararları da pek sağlıklı değil ve diğer elfler tarafından da bu saplantılı kararları sorgulanıyor. Yüzüklerin Efendisi'nde gördüğümüz Galadriel henüz değil. Bu yüzden biraz değişik geldi bana bu kısımlar ve alışmam da biraz zaman alacak. Gil-galad ve Elrond gibi karakterler de Galadriel'in artık huzur bulması için Valinor'a gitmesi gerektiğini düşünüyorlar. Galadriel tereddüt etse de bu kararı kabul ediyor. Kitaplarda Orta Dünya'da kalma kararı kendi ülkesini kurmak içindi. Bunda ise Sauron'u bulmak ve Orta Dünya'daki kötülüğü sonlandırmak istiyor. İstemeye istemeye Valinor'a geri dönmeye razı oluyor. Ancak son anda abisinin hatırası canlanıyor. Hatta bir anda dayanılmaz geliyor bu kaybın acısı ve elf gemisinden atlayarak gitmemeye karar veriyor. Mantıkla değil duygusal olarak verilen bu karar tabii ki. Yoksa diğer türlü Beleaguer denizini kulaç atarak geçmeyi düşünmek çok saçma. Yolu Halbrand ve gemi kazası geçirmiş ufak bir grupla kesişiyor neyse ki şansına. Elf olduğunu gizlemeye çalışıyor. Tahmin ettiğimiz gibi saçına dokunan adamın kolunu da sert bir şekilde itiyor. Zaten bu adam da belasını buluyor deniz yaratığında. Saldakilerin bir kısmı dostça davranırken bir kısmı da düşmanca yaklaşıyor Galadriel'e. Beraber yolculukları çok uzun sürmüyor deniz yaratığı sebebiyle. Bu ekipten bir tek Galadriel ve Halbrand hayatta kalıyor. Halbrand muhtemelen Tir Haradlı biri ve Theon'un babası. Sauron olma ihtimali bence artık yok. Galadriel ile karşılaşmaları da tamamen tesadüf. Galadriel onun sayesinde orkların tekrar ortaya çıktığını öğreniyor. Onu Orta Dünya'ya dönme konusunda ikna ediyor. Aralarında bir nevi kader ortaklığı var ve bu bölümlerde kazazedeler olarak birbirlerine destek çıkıyorlar. Halbrand kendi başının çaresine bakan ve bencil biri gibi duruyor. Galadriel'e bu kadar destek olması ilginç böyle karakterde birinin. Ama aralarında bir romans durumu kesinlikle yok. Ayrıca Celeborn ya da Celebrian'dan dizide henüz bahsedilmiyor. Elrond'a gelecek olursak Gil-galad'ı kendine rol model olarak almış. Bu lore açısından mükemmel bir dokunuş. Kitaplarda Gil-galad'ın elçisi ve bir nevi varisi gibi çünkü. Elrond'un Galadriel'den arkadaşım diyerek bahsetmesini biraz yadırgadım. Arkadaşım hitabı süper anormal bir şey değil elbette. Elflerin ölümsüzlüğü ve Elrond'un en sevilen yıldız Eärendil'in oğlu olduğu düşünülünce ama yine de insan yadırgıyor bir miktar. Elrond Celebrimbor'un yanına Eregion'a gönderiliyor. Gil-galad'ın yanında kalmak istediği için bunu biraz yadırgıyor ama en nihayetinde kabul ediyor. Burada Celebrimbor'un nedenli büyük bir zanaatkar olduğu anlatılıyor. Feanor'un torunu olduğundan, Morgoth'tan ve Silmarillerden bahsediliyor bolca. Feanor'un Silmarilleri yaptığı çekici görüyoruz ve Celebrimbor'un karakter motivasyonunu anlıyoruz. Dedesinin başardığı gibi büyük işler başarmak. Bunun için de Eregion'a devasa demirhaneler kurmak istiyor. Demirhaneleri yapmak için gereken iş gücünü cücelerden sağlamak istiyorlar. Elrond ve Celebrimbor Khazad-dûm'a gidiyorlar. Burada şunu çok garipsedim. Yürüyerek erzaksız, korumasız ve üzerlerinde normal kıyafetleriyle gidiyorlar. Komşudan bir fincan şeker istemeye gider gibi. Sonra da Celebrimbor yine yürüyerek geri dönüyor. Mesafeleri bir hayli kısaltmadılarsa dizi için bu kısım bayağı garip olmuş.
Aaron hoş karşılanmıyor cüceler tarafından. Taşlardan önce 4. Duri'nin kalbini kırmış belli ki, dostluklarını ihmal ederek. Bu kısımlar bayağı eğlenceli ve komik aslında. Cüceler dizinin komedi yükünü sırtlanacakmış gibi duruyor. Kazadlum zaten şahane başlı başına. Cüceler ve Elrond arasında boy farkı azlığını garipsedim biraz burada. Onun dışında gayet güzeldi bu bölümler. Lisa'nın sakalları da biraz daha net gözüküyor buradaki sahnelerde. Hobbitler ve Stranger karakteriyle ilgili sahneler dizinin benim açımdan en ilgi çekici yanları. Bu karakter kim çıkacak çok merak ediyorum. Balrog olma ihtimali biraz daha arttı ama yine de Gandalf hala en güçlü aday. Balrog olma ihtimali neden arttı diyecek olursanız, konuşmayı henüz bilmiyor. Ayrıca ateş böcekleriyle alakalı bir sahnesi var o sebepten. Hobbit kısımları size biraz sıkıcı gelebilir ama ben bir Hobbit sever olarak huzur buluyorum onları görünce, o yüzden hoşuma gitti. Nori ve Poppy arasındaki enerjiyi de çok beğendim. Merry ve Pippin gibiler bir nevi. Kirara'da gelecek olursak, elfler ve insanlar arasında güvensizlik, elflerin bölgeyi terk etmeye karar vermesi, orkların kendini göstermeye başlaması gibi konular işleniyor. Theo pek güven veren bir karakter değil. Fare sesi zannettiği kısımda ork çıkıyor sesin kaynağı ama tepkileri biraz garip şimdiden. Bulduğu kılıçla kurduğu bağ sebebiyle çocuk şimdiden karanlık tarafın etkisi altında muhtemelen, o yüzden yapıyor bu garip hareketleri. Arondir ve Bronwyn arasındaki ilişkinin altyapısının da biraz daha oluşturulması lazım. Ayrıca Arondir'i kapıp götürenler sanırım orklar, entler değil önceden tahmin ettiğimiz gibi. Bölümlerin sonu bir sonraki bölüme geçmek için merak uyandırıyor şimdilik. İlk iki bölümü tek seferde izlediğimiz için bunu çok net olarak ikinci bölümün sonunda Numenor müziğini duyduğumuz ve Elendil'in gölgesini gördüğümüz kısımda hissediyoruz. Üçüncü bölümde tüm ihtişamıyla Numenor bizi bekliyor. Videoyu çok sıcağı sıcağına hazırladım. Hatta havaalanında arka plandan ses gelirken yapmaya çalıştım. Kaçırdığım şeyler mutlaka olmuştur, atladığım şeyler mutlaka olmuştur. Daha detaylı incelemelerim 2 Eylül'den sonra tekrar gelecek. Orta Dünya ve Yüzüklerin Efendisi ile ilgili gelecek videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim simgesine tıklamayı unutmayın. Gerçek dünyadan daha fazlası için ortadunya.com'da görüşmek üzere.